engel olamadınız mı? Ya niye evleniyorsun? O 16 yaşındaymış ya. Keşke engel olsaydınız ya. İşte olamadık. O da sevdi kendisini. Yani sevdi, kaçtı. Balkonlardan kaçıyordu. Balkonlardan mı kaçıyordu? Babam vermeyince. Evet. Ha, babası yani eşiniz vermeyince o da kaçarak mı evlendiniz bu durumda? Yok, düğünüm oldu. Düğünün oldu. Düğünlerini yaptı babası, evet. Ya sizin de torununuz, peki annenle konuşmuyor musun Nazlı? Konuşuyor. Konuşuyor musun? Annenle de bir konuşalım. Anne de bir yayına bağlayalım lütfen. Peki sen seslenir misin Ahmet Muhammed'e? Şu kırmızı kamera bak. Senin Ahmet, bir lütfen çocuğumu getir benim, artık yeter, aylardır benli perişan oldum yani. Dayanacak gücüm kalmadı. Bir kere yüzünü göreyim sadece. Bir kere yüzünü göreyim olmaz. Ne münasebet, hayır yani o çocuğu, tamamen alacaksın yani. Benim çocuğumu, ne olur getir çocuğumu, bana yalvarıyorum artık sana, ne olursun. Ay çocuk da şimdi yani şey de çocuk yani, Ahmet Muhammed de 20 yaşında. 14 yaşında bir tane kız çocuğu. Ya ne kadar çocuğa bakma yetkisi yani, yeterlilikte değil ki. Hiç o çocuk yani. Nasıl kalıyor, hangi koşullarda kalıyor? Çocuğun kimliği var mı? Baba kim gözüküyor? Ahmet gözüküyor. Ahmet gözüküyor. Suriye uyruklu ama resmi nikahı yapmamışlar. Yok, yani. Yani şu anda kaçırıyor resmen. Evet. Alıkoyuyor hatta. Alıkoyuyor. Ya gerçekten ya, inanılmaz bir suç işliyor aslında. Suç Türkçeyi biliyor mu Türkçeyi? Biliyor. Türkçeyi biliyorsa o zaman bu yayını da bir şekilde... Vatandaşlığı var mı peki? Türk vatandaşı mı? Yani o zaman bayağı sorun yaşar. Kaçak evet, yani o zaman. Yaşar. Bayağı kaçak bir sorun anda? Yaşar. Oturma izni vardı en son. Oturma ya onu... Ya süresiz oluyor ya da işte 5 yıl, 2 yıl. Ya zaten şu anda velayeti annede olan bir çocuğu kaçırdığı için de tabii, zaten tabii, suç işliyor. İşlem görür oradan. Evet. Evet. O zaman gider memleketinde 4 kişiyle evlenir zaten. Yani. Evet, gitsin tabii. Memleketinde kimle evlenecekse evlensin yani, Allah'ım yarabbim. Oturma izni uzatmamışsa zaten Nazlı Hanım'ın yaptığı suç duyurusuyla yakalandığı takdirde bir müddet sonra deporte edilme durumu tabii. Olabilir. Hayır, kadına nasıl bakıyor, eşya gibi köpek diyormuş yani, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle şey olabilir mi Nazlı? Sen 2,5 yıl boyunca resmen psikolojik bir de fiziksel şiddet de gördün mü? Yani arada bir. Onu çok yapmıyordu ama mesela ağzıyla. Psikolojik şiddet. Psikolojik şiddet çok uyguluyordu oturduğu yerde. O da bir şiddet. Aa, bu arada ihbarlar geliyor. Şu telefonu bağlar mısınız Vahide'nin buraya attığı telefonu? Muhammed'i bir hafta önce Malatya sürgünde görmüş. Alo. Kim var dediniz anlamadım. Malatya sürgünde görmüşler. Ne dedin Aslı, söyler misin? Arıyorsunuz, tamam arıyor. Bir hafta önce Malatya sürgünde görmüşler. Orada zaten oldu. Evet ama ne demişler biliyor musunuz? Annesi öldü demiş. Etrafındaki herkese. Annesi hayır burada ya. Yani. Ölmedim ya burada. Bütün Türkiye'nin gözü önünde şu anda. Evet. Sana işte annesi hayatta değil, öldü demişler. Ve bir annesi Türk kadını yani. Evladına sahip. Ölmedim ya, buradayım. Hı? Ben çok uğraştım abla, bunlara, programlara gelmek için çok uğraştım. Ay tatlım, özür. Sabahlara kadar uyumadım, yazdım yazdım. Ben çocuğumu istiyorum, bana yardım edin. Bak senin çocuğunu gören kişi şu anda Esma Hanım telefon hattındaymış. Alo, hatta mısınız? Alo. Esma Hanım, Esma Hanım canım, televizyon sesini kısar mısın tatlım? Allah'ım. Televizyon sesini kıs. Evet. Ha, sen nerede gördün çocuğu? Bir Ahmet Muhammed'i, babasını nerede gördün? Sürgünden mi bizi arıyorsun? Malatya'dan mı bizi arıyorsun? Didem Hanım, önce etkime başarılar güzellik. Sağ ol, teşekkür Malatya'da ederim. Okuyorum. Malatya Mimar Sinan Caddesi'ndeyim ben. Tamam canım. Nerede gördün sen? Bu çocuğu ben arka bizim sokakta gördüm. Dersli kadının elindeydi. Bu bayanın dediği yerde... Bize ya bir saat var, Doğan Kerim Sürgü'de. Ne diyor, ne dedi? Bize yakın dedi ama. Size yakın, biraz yüksek sesle konuşur musun Esma Hanımcığım? Çocuk ne durumdaydı, çocuğun annesi öldü diye kime söylediler peki? Sen bunu duydun mu böyle bir şey? Ben bana sordum, dedi ki bu çocuğun annesi ne dedi, dedim bu çocuk böyle ağlıyor, gülüyor. Dedim, dedi ki annesi yok dedi, ben bakayım. Sorunum dedi kadın. O burada akrabaları varmış, geldiğe gelmiş. Ama ben de elimden tutup bakkala giderken gördüm. Kim vardı yanında? Bir kadın vardı dedin. Kadın mı vardı? Bir genç kız mı vardı? Çocuk mu vardı yanında? Yaşlı bir kadın, torunum dedi. Yaşlı bir kadın. Yani, kim bunlar? Annesi ya. O zaman. Ne yapıyorlar benim çocuğuma ya? Kim bunlar ya? Kim bunlar ya? Bayanın dediği köyde sürgü köyüncü ya. Dedem abla hanım. Ben geçen gün çocuğumla konuştum. Bir dakika canım. Benim çocuğumun burası mordu ya. Bir dakika Esma Hanım, bir şey söyle. Esma Hanımcığım, bir şey dedin anlamadım ben.
Bayan bir ya Sürgü köyü değil ya. Ha. Bunun dediğim köy Sürgü, Doğanşehir Sürgü. Ha, Doğanşehir, Malatya. İlçe Doğanşehir, Doğanşehir köyü. Sürgü'de köyü mü? Sürgü. Evet. Evet, Sürgü. Doğanşehir'in Sürgü şeyi. O zaman Doğanşehir Sürgü köyüne, Sürgü köyünün muhtarına biz burada çağrıda bulunalım. Sevgili Malatyalılar, lütfen hatta bize yardımcı olun. Hatta jandarma bölgesi midir? Jandarma bölgesidir büyük bir olasılıkla. Jandarma yetkililerine bu yayın bir ihbar olarak şu anda ihbarda bulunuyoruz. Peki Esma Hanım, o sırada Malatya merkeze mi getirmişlerdi? Sizin bulunduğunuz yere mi gelmişlerdi? Evet, Malatya merkezdeydi. Arka sokakta gördüm ama bu çocuk. Eminsin yani. Dişi seyrek. Dişi seyrek. Baksana çocuğun dişi seyrek. Dişleri seyrek. Ha, dişleri seyrek bu şekilde. Seyrek. Peki yanındaki babası Ahmet var mıydı? Erkek var mıydı yanında? Hayır hayır. Sadece ben kadın gördüm. Ben bakkala gidiyordum Didem Hanım. Kadın elinden tutmuş da ağlıydı. Hadi eline şeker verdim. Dedim niye ağlıydı? Dedim bunun anası nerede? Dedi ki annesi yok, biz var dedi. Annesi yok. Ben babaannesiyim dedi. Babaannesi. Değil, babaannesi evet. Burada değil. Suriye'de. Annesi nerede? Kızın annesi. Suriye'de. Hep sonları Suriye'de. Suriye'nin neresinde? Nerede kalıyorlar acaba, biliyor musun? Bilmiyorum ama hepsi Suriye'de. Buraya gelemezler yani, biliyorum. Kim o zaman babaannesi? O, gerçekten Esma Hanım'ın gördüğü senin çocuğun mu, onu bilmiyoruz ama şu anda Doğanşehir'in en azından Sürgü köyü olduğunu öğrendik. Yani Sürgü bir ilçe değil, Doğanşehir'e bağlı. Dolayısıyla Doğanşehirlere, Sürgü köyü sakinlerine seslenelim. 1,5 yaşındaki şu anda çocuğun senin alıkonuluyor. Muhammed Efe babası Ahmet tarafından alıkonuluyor. Köyde kesin biliniyordur zaten bu şahıs, eğer köyde oturuyorsa. Bir de ben bir şey sorabilir miyim? Köyde nerede kalıyor? Kimin evinde kalıyor? Bana dedi ki işte. Zaten Didem Hanım, Sürgü Doğanşehir'in içi yani. Ha, Sürgü Doğanşehir'in içi, evet, çok böyle şey değil. Doğanşehir'in içi Sürgü, uzak değil. Ha, uzak değil yani, anladım. Ne diyorsun Nazlı? Otoban var, arada bir yol var, başka bir yol değil. Anladım, anladım. Teşekkür ediyoruz, sağ olasın, çok teşekkürler. Bana mesaj atmış, benim ki sen neredesin dedim, hani ne yapıyorsun, bir daha bunu normalmiş gibi. Bana diyor ki nasılsın, iyi misin diyor, sanki aylardır benimle konuşuyormuş gibi. Ben de nasılsın, iyi misin diye bir şey var, hatta mesajlarımızın hepsini ablalara gösterdim ben. Hı hı. Neredesin dedim, ona Malatya Sürgünler Köyü'ndeyim diyor. Eşim ben, karım diyor, çiftlikte kalıyoruz, çiftlik işi yapıyorum diyor. Hatta bana fotoğraf atmış, tarlada çalışmaktan kemik olmuşum diyor. Kendisi de zaten kendisine bakabilecek durumda değil. Çocuğa bakacak hiç durumda diyor değil. Diyor ki kemik olmuşum tarlada çalışmaktan. Hani aldığı şey, eşi 25 milyar başlık parası ödüyormuş. Hala onun borcunu ödüyorum. Amcasının ben. Amcasının kızına evleniyor. Evet, 14 onun yaşında 25 bin lira da başlık, evet, parası ödüyor. Evet, hala 25 bin lira başlık parası ödüyorum. Ve hala üstüne üstlük benden para istiyor bunun içinde, terbiyesiz. Nazlı, senin şikayetçi oldun mu bu? Aa, başlık parası için para istiyormuş. Çalışıyorsan diyor, biliyor ya Ceviz'de çalıştığımı söyledi. Çalışıyorsan oğlu deseydi. Çocuğuna diyor gönder biraz para diyor oğluna. Aa. Ver dedim çocuğuma, ben bakarım yani, dedim. Kocanı evlendirmek için para mı suçlu hem güçlü. Ve iki kere benden abla böyle para aldı çocuğuma. Dedi ki çocuğun bezi sütü bitti dedi burada. Ne kadar para gönderdin? Bir kere 300 gönderdim, bir kere de 200 gönderdim ona. Dedi ki çocuğun dedi bezi falan yok dedi, sana göndersen çocuğun yüzünü bir kere telefonda gösteririm dedi. Rehin gibi elinde tutuyor, rehine yani. Şantaj olarak. Evet, sanki öyle yapıyor yani. Şantaj yapıyor yani. Resmen ailemde var ya, hepimiz üngür üngür aldık, dedik çocuğun yüzünü sana bir kere göstermem için 300 milyon at dedi. Sen de onun annesine bakmak zorundasın, ver bakayım diyorum, ailesinin yanında olmaz diyor. Kanıma baktığın abla madde hiçbir şekilde. Madde kullanıyor musun? Hiçbir şekilde kanıma baktığın çıkarsa o zaman yani yapacağınızı yapın. Benim kanıma baktırdıkları zaman çıkmaz, sen suçlu duruma düşersin dedim. İftira atacağım diyor. Maalesef. Tamam, ihbarlar geliyor. Biz Nazlı inşallah seni evladında kavuşturmaya çalışacağız. Benim son çarem, son umudum burası. Ya başka bir yer yok. Çocuklar perişan durumda ya. Gerçekten ne oluyor ben bu çocuklara? Ben her gece aynı acıyla uyanmaktan, her gece aynı acıyla kalkmaktan çok yoruldum abla ya. Doğru, haklısın. İçimde yani bir ateş sanki böyle hiç sönmüyor ya. Merak her gün daha fazla yanıyor. Geçecek diye bekliyorum ama geçmiyor ya. Buraya gelmeden geçmez. Nerede bir bebek görsem içim her zaman paramparça oluyor. Bir bebek eşyasına bile dayanamıyorum ya. İnşallah sen evladına kavuşacaksın. Hiç bebeklere en bakamıyorum. Nerede olduğu en azından belli. Çünkü bak Sinop'un Emir köyünde. Artık çocuğumla uyanıp çocuğumla kalkmak istiyorum. Nefes alamıyorum. Burama kadar geliyor ama kalıyor. En azından yeri belli. Şu anda hayatta olduğunu biliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Ama sevgili Şükran'ın evladı İbrahim hiçbir şekilde ortada yok. Dün ne konuştuk?